Korkmayın. Ağlıyorum da zannetmeyin çünkü bu bir ter. Daha spora başlamadan terlemeye başladım. Düşünün bende nasıl bir psikolojik etkisi var. Giyeceklerimi ayarladım. Daha giymedim. Giyeceğiz şimdi birlikte. Bu şişko. Şişko. 3 kilo falan almış olabilir. Buradan baktığınızda her ne kadar anlaşılmasa da bu şişko biraz kilo aldı. Direkt zaten popoya göbeğe falan gidiyor. O yüzden buraya eşyalarımı hazırladım. Hemen giyeceğim. Ondan sonrasında da şöyle güzel bir spor yapacağız. Bu arada en yakın zamanda birlikte bu dolabın içini talan edeceğiz. Çünkü müthiş dağınık bir durumda. Bu arada herkese yeniden merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Unuttum açılış yapmayı. Uzun zamandan beri vlog çekmeyince böyle işte konuşmak için sıraya diziliyorum. Çok konuşacak, çok anlatacak şeyim var size. Gördüğünüz gibi burası böyle iç daraltan bir kısım oldu. Yerde bir takım bir şeyler var. Burası yine o kadar kötü değil toplu gibi ama her tarafı halledeceğiz dediğim gibi. Özel olarak şöyle gardırop. Gardolap mı? Ne halsa. Onu düzenlediğimiz bir video gelecek. Buranın yine ışığı berbat. Yapacak bir şey yok. Korsemi ve eldivenlerimi de koydum. Bu arada spor linkimi aşağıya bırakacağım. Özellikle şu korseden lütfen bir tane edinin çünkü çok güzel terletiyor. Ben spor yaparken sadece kullanıyorum. Yeterli oluyor. İsterseniz şu kulaklığımın linkini falan da bırakırım. Yine de tight'tir vesaire bunları da bırakmış olacağım. Bir de neden vlogu şimdi başlattım onu da söyleyeyim. Bu arada gecenin körü spor yapacağım şimdi. Caner kampa gitti. 2 gün boyunca yok. O yüzden biz de yarın plan yaptık. Çağla, Demet, ben, Melis. Güzel bir akşam eğlencesine gideceğiz 4 kız olarak. Şöyle felekten bir gece çalalım dedik. Onun öncesinde de içeceğim şeylerin kalorisini şimdiden vermeye çalışacağım. Şaka bir yana bu aralar birazcık kendimi yorgun hissediyorum. Yorgunluğumu da sporla alırım diye düşündüm. Çünkü genelde spor yaptığım zaman kendimi çok iyi hissediyordum. Çok uzun bir ara verdim. O yüzden yemeğe de devam ediyorum. Ama aynı zamanda spor yapmadığım için kilo alıyorum. İster istemez normal beslensem bile. Şu aletim birazcık bana hata veriyor. Tam böyle koşarken aniden duruyor. Bacağımı falan kırarsam sıçtık. Çünkü evime yakın hastane de yok. Araba da yok Caner olmadığı için. Artık burada kıvranıp yardım beklerim sizden. Tamam, üstümü giyineceğim. Şu leopardan kurtulacağım. Ondan sonra da birazcık hoplayıp zıplayalım. Sonrasında da bir an önce yarın olsun ki güzel güzel hazırlanıp dışarı çıkalım. Eğlencemize bakalım. O zaman gidiyorum. Hemen geri geliyorum. Müziğimi açtım. Eldivenlerime kadar takıp ayakkabılarımı giydim. Şimdi Roman. Roman havası dinlemem yok mu spor yaparken? Var. Hadi yürü. Yürü şişko. Bacaklar açılsın. Yürü. Sus. Faaliyet yap deyin bana. Hadi. Hadi koş. Şişko. Benim yine koşarken içim dışıma çıktı. Çok güzel ama size göstereceğim ne kadar ne yaptığımı. Şöyle şunun tepesine binelim. Aa, burası kapanmış ben gelene kadar ama neyse. 6.6 kilometre diye gösteriyor. 200 kalori vermişim. Normalde burası da 65 dakika falandı ama kapanmış. Bunu komple şimdi fişten çekeceğim. Sıra şuna geliyor. Bu eliptik bisiklet ama ben bunda çok fazla hareket edemiyorum. Çünkü çok yoruluyorum. Kondisyonum güzel olmadığı için. Hani sürekli spor yapanların yapabileceği bir şey bu anladığım kadarıyla. Yamuk duruyorsunuz. En fazla bunda yani 10 dakika falan yapabiliyorum ama yeter herhalde. Çünkü okuduğum kadarıyla yürüme bandı, yani yürüyüş koşu bandında ki 1 saatiniz bundaki 25 dakika falanmış. Yani bu daha çok hızlı kalori yakmanıza sebebiyet veriyormuş. O yüzden de beni daha çok yoruyor. O yüzden birazcık da bunda takılalım. Şunun fişini çekelim. Aslında bu kadar spor yapmak yoktu. Bu içimden geldi. Bu yoktu. Bu içimden geldi. Hadi birazcık da şurada tepinelim. Yandım. Azıcık da şundan yapalım hadi. Şuraya bak. İnemiyorum. O kadar sert ki. Haydi bismillah. Ya bak. Yeter. Yeter.
ben duşa gidiyorum. Şurada bir boşluk var. Duştan çıktım hemen. Spor kıyafetlerimi de hızlı bir şekilde yıkadım. Böyle 18 dakikaya falan aldım. Hemen buraya asıyorum. Ama önce bir alayım. Yalnız gerçekten o kadar iyi geldi ki anlatamam. Bundan sonra söz her gün en az 20 dakika da olsa yürümeye çalışacağım. Şu cırtın sesini bir bitireyim. Konuşacağım. Şey diyenler oldu hatta, bayağı üzüldüm ben. İşte Büşra bizi boşladın. İyice Instagram kızı oldun. Aklına gelmiyoruz, YouTube'a video atmıyorsun vesaire diye. Aslında olay şu. Size demiştim ya, diş eti çekilmem var, ameliyat olmam gerekiyor kemik erimesinden dolayı. Diş etlerimi kesip yukarı dikecekler diye. Bu süreyi aksattıkça, daha doğrusu işlerim ve sözleşmelerim yüzünden bunu ileri erteledikçe problem çıkmaya başladı. Saatlerce bir şeye odaklanınca, mesela bu video çektikten sonra edit yapmak gibi, dişlerimi sıkıyorum istemeden ve kan içinde kalıyor çenem. Bu da benim çok canımı acıtıyor. İyi bir bahane olduğunu düşünüyorum şu an. Elimden geldiğince yine video çekip editlemeye çalışıyorum ama inanın şu sıralar özellikle işte bu Kasım indirimleridir vesaire, Trendyol'dan da bir ton bir şeyler oldu. Aynı şekilde YouTube işbirliklerim vesaire de oldu. Yine iğrenç bir ışıktayım. Bir de ekstradan YouTube'a edit yapsaydım gerçekten dişlerim kalmazdı benim. Sıka sıka bir hal oldum. İstem dişi oluyor bu arada stres yaptıkça. O yüzden yok sizi boşladım, yok video çekmeyi unuttum, yok sizi boş verdim diye bir şey lütfen söz konusu olmasın. En kısa zamanda zaten ameliyat olacağım inşallah ama öncesinde babamın ameliyatı var. Safra kesesini almak durumunda kalacaklar. O yüzden belki 2-3 gün sonra Düzce'ye gidip bir hafta falan kalmam gerekebilir. Yani sürekli bir şey çıkıyor benim ameliyat olmam için. O yüzden ertelendikçe de şuram ağrı girdi. Bak yine sinir yapıyorum. Halledeceğiz. Ben idare edin birazcık. Sizi unuttuğum falan yok. Ben düğününde bile vlog çekmiş insanım. Kurban olayım, ben sizi unutur muyum ya? Bak kendimi parçalayacağım şimdi. Param parçadı. Tamam, burayı hallettik şöyle. Dediğim gibi kısa yıkamaya hemen attık. Ki bir sonraki sporumda da temiz temiz giyeyim diye. Artık uyuma vakti. Gecenin körü. Ah, buranın ışığı güzeldi. Bakayım kız. Evet, düzgün bir ışık bulduk ya Rab. Düzgün ışığa bak. Neyse işte. Yarın sabah kaldığımız yerden devam ederiz. Süslenip püslenip kızlarla buluşuruz. O zaman şimdilik öptüm. İki büklüm konuşuyorum. Bacaklarımın ağrısından duramam. Yarın yürüyemeyeceğiz çünkü. Yürüyemeyeceğiz. Bokumu çıkarttım bugün. Günaydın. Ay Caner, siz müthiş uyumuşum. Allah affetsin. Durun, çoraplarımı giyeceğim şurada. Pantuflarımı alayım. Hiç uyanmamışım. Dün gece bir de spor yaptık ya. İyice bir yorulmuşum. Kızlarla buluşmasaydım daha da uyurdum valla. Nasıl iyi geldi ama vücuduma. Nasıl? Ay. Bak şunları giyerken bile yoruluyorum. Hiç hoş değil. Yatağımızı toplayalım. Hemen. Tamam, şimdi saçımızı toplayacağız. Sonra cimada elimizi yüzümüzü yıkayacağız. Ben gerçekten böyle koca bir ışıkla dolaşıyorum. Yok ki başka. Başka kameramı koyabileceğim hiçbir şeyim yok. Kız, tuvalete düşeceksiniz. Nasıl sıkılıyor. Tokamızı da aldık. Kendimize gelme seansı. Önce eller. Sonra yüz. Bence geldik. Kurutalım. Daha önce demiştim, belki hatırlarsınız. Başkasının evinde uyuyamıyorum. Gerçekten başkasının evinde uyuyamıyorum artık. En son annemin evine gittiğimde bile çok zorlandım. Dönüşte bir şey yapacağız herhalde. Bunu bir düşüneceğim. Aklıma şey geldi aslında. Okan'ı arayıp taksi niyetine o kişi kullanmak geldi ama çocuğun da işi var mı yok mu bilmiyorum. Şimdi Caner olmayınca böyle oluyor işte. Olmuyor işte. Dağın başında oturunca böyle oluyor işte. Çabuk ne yiyeceğime bakın. Çok seviyorum. Hala yiyorum. Hemen sütümü alayım. Sütçü. Dün iki paket daha sipariş verdim eve. Allah'tan geliyor. Bu bitmiş. Çok süt içiyorum. Çocukluğumdan beri. Yine leğene yapacaktım da hadi dalga geçersiniz diye yapmıyorum ya. Bayılıyorum bu leğende. Nesquik yemeye. Nerede kız o? Burada. Ay siz yamuk mu duruyorsunuz bakayım? Hayır, ben yamuğum. Nesquik! Gerçekten bağırsak çalıştırıyor. Mesela ben normal kahvaltı yaptığım zaman
İşte salata, domates, peynir, zeytin bilmem ne yediğinde midem bu kadar çalışmıyor. Bunun içerisinde lif varmış galiba, o yapıyor. Ve tadını da çok seviyorum yani. Instagram'dakiler sürekli laf söylüyor bunu yiyorum diye. Size ne? Allah Allah, yediğime de karışır. Kaynanam. Yerleri de bok götürüyor, tamam mı? Bu bizim bomba var ya, elektrik süpürge işte, robot süpürge. Caner'e dedim ki her sabah saat 11'de mi ne ayaklanıyor. En son ben koltukta yattım salonda. Niye yattım? Caner burnundan artık Caner'e ameliyat ettirmemiz gerekiyor. Çünkü çok horlamaya başladı. Uyuyamadığım için aşağıya indim. Sonra bu robot salak süpürgede sabah kırıyor diye benim yanımdan bir oraya bir buraya geçmeye başladı. Benim de ödüm patladı. Sonra dedim ki bunun otomatik süpürge ayarını kapat. Kafamıza göre süpürelim. Kafamıza göre süpürme olayına bakın şimdi. Yerde peçeteler var. Unutmuşum süpürmeyi. Gök, sizinle çok sağlam bir temizlik videosu yapmamız lazım. Ben artık iyice şımardım. Olacak gibi değil. Bu çok da doldu. Tamam, bunu bir iyi, ama şunun bir güzelliğine bakar mısınız? Götü güzel, kendi güzel. Ben manyak mıyım? Ha, buzdolabından ses geliyor. Niye o kadar yatırdım ben sizi kız? Gel bakayım buraya. İşte Wanted dizinin adı. İki tane karı kaçıyor maçıyor, güzel bir dizi. Şimdi açacağım tekrardan, onu izleyeceğim. Ondan sonrasında da hazırlanmaya başladım. Çünkü bu taksi muhabbeti arayınca bazen 1 saatte bazen 10 dakikada falan geliyormuş. En azından ben hazırlanayım, hazır bekleyeyim. Zaten çok bir şey yapmayacağız deyip yine smokey. Yok yok. Güzel yani. Süsleniyorum. Kızlara süsleneceğim ama hani böyle atıyorum saçımı maşa yapmam bugün. Çünkü çok özel bir gün değil. Hani birinin doğum günü olsa yapardım mesela. Uyuyamıyorum. Bu bir psikolojik rahatsızlık mı acaba? Bu arada ben böyle yumuş yumuş seviyorum bunu, sert olmasın. Başkasının evinde gidip uyuyamayan bir ben mi varım? Ya da bu bir hastalık mı? Çünkü bazıları yastığa kafalarını koyar koymaz uyuyorlar. Yaren, bunu izliyorsan sensin bu. Hemen uyuyor ya. Sinirlerim bozuyor benim. Tamam, neyse ben bunu yiyip ondan sonra hazırlanmaya başlayalım. Çünkü belli ki uzun bir gün olacak. Bir adet kargomuz var. Hemen açalım ne gelmiş. Yine ne almışım acaba? Neymiş? Evet. En sevdiğim saç kremim gelmiş. Ya bunu bana denebunu.com göndermişti. Önce. O kadar beğendim ki saçlarım uçtan yumuşacık yaptı. Tabi siz şu an göremiyorsunuz. Çünkü o kadar karanlık ki bizim ev. Açabilirsem. Sonra gittim ben Watsons'lardan, Gratis'lerden baktım. 60-70 liralardı. İnternette 25 liraya düşünce hemen kaptım. Bundan bir tane edin. Eğer benim gibi saçlarınız yanıksa ve uçlarını ne yapsanız yumuşatamıyorsanız bayıldım. Şimdi ilk önce makyajımızı yapalım. Şöyle bir çantam var benim. Bu çantanın içerisinden günlük kullandığım makyajlarımı yapacağım. Çok abartmayacağım gerçekten. Bu sefer gerçekten abartmayacağım. Masama şunları bir dizeyim, dağıtayım. Tipime bak, tipime. Hadi hızlıca makyajımızı yapalım şimdi. Artık hiç bahsetmeyeceğim bile bu üründen. Hiç bahsetmeyeceğim. 38 kere dedim ki gidin bunu alın. Hala da almayanlar varsa zaten cildi aşırı yağlı insanlardır herhalde. Parlamasını istemeyen insanlardır. Çünkü kuru ciltliler şunu aldılar, kullanıyorlar. Hatta ürünün altındaki yorumlarda benden bile bahsetmişler. Bak, o kadar söylüyorum. Bütün cildimin cansızlığını alıyor. Arada şey de çıkartıyorum yalnız vloglarda, fark ettiniz mi? Makyajları da. Makyaj videosu isteyen ayrı bir kitle var. Temizlik isteyen ayrı bir kitle var. Mukbang soru cevap türü isteyen farklı bir kitle var. Her kitleye karışık bir şeyler yapmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Bu arada para kazanmak isterseniz ya da alacağınız ürünleri uyguna getirmek isterseniz, bu deterjanından makyaj malzemesine, diş fırçasına kadar bu arada. Farmasi linkimi aşağıya bırakıyorum. Kayıt olun. Yalnız artı 18 yaş sınırlandırması var. WhatsApp grubuma gelin. 7. grubu açacağız. Bayağı kalabalığız. Ve gerçekten aralarında 500 lira ile 2000 lira kazanan insanlar var. Bunu her zaman söylüyorum. Üye desteği de veriyorum zaten. Gerçekten ışık gördüğüm zaman birisine yardım ediyorum. En azından harçlığınız çıksın ya da evden para kazanmak isterseniz dediğim gibi mutlaka farmasi grubuma gelin. Zaten farmasinin ürünlerini aşırı sevmesem bu kadar diretmem size. Çok güzel ürünleri var. Gerçekten paket halinde getirdiğiniz zaman uygun fiyatlı oluyor. Eğer aklınıza soru takılırsa zaten grubundakiler de yardımcı oluyor. Ben ekstradan canlı yayınlar açıyorum farmasi grubuma. Ayda 1-2 kere de olsa. Ürünleri birlikte deniyoruz, konuşuyoruz, muhabbet ediyoruz vesaire. Eğer iş için düşünen varsa buyursun gelsin, kapım açık. Bunu da şöyle bir dipnotunu geçmek istedim. Nemlendirici geçiyorum.
Bugün ihtiyacı olacak onun. Bak iki nemlendirici sürdüm, hemen rahatladım ya. Ya normalde şunu kullanacaktım ama birazcık daha yoğun bir kapatıcıya gidiyor elim bugün. Gece kullanacağız bu makyajı ya. O yüzden şu NYX'inkini kullanayım dedim. Bu arada kullandığım bütün ürünleri de aşağıya ekliyorum. Zaten link demeyeceğim size sabahtan akşama kadar. Bir tane link bırakıyorum oraya, Farmasa haricinde. Oraya videoda neyden bahsettiysem, neyden memnun kaldıysam bırakıyorum. İsterseniz, merak edenler oluyor çünkü ekstradan yorumlara yazıyor. Büşra bunu nereden aldın, şunu nereden alabilirim vesaire diye. Bıraktım linkten, yardımcı olur size diye düşünüyorum. Bunu bir kere ıslatsa mıydım ya? Bir de şey istiyorsunuz benden, fark etmişsinizdir. Çoğunuz en azından yazıyorsunuz, alışveriş videosu çekmiyorsun artık diye. En son çektiğimde çok fena linç yedim. Yani inanın o kadar çok saçma sapan birkaç parça şey aldım, eve yeni taşındım diye, ihtiyaçtan diye ağzına geleni sayan insanlar oldu bana. Yok ne müsrifliğim kaldı, ne koca parası yemediğim kaldı ki her şeyi ben kendi paramla alıyorum. Emin olun kimsenin parasına ihtiyacım yok. Bu babam ve kocam da dahil olmak üzere. Bundan da gurur duyuyorum. Güçlü bir kadınım ki kızmanıza hak şurada veriyorum. Gerçekten hiçbir istediğimiz şeyi alamıyoruz. Hatta şu yazıları görüyorum Trendyol'da. Ben bu işi yapmasaydım, bu arada ben de aynısıydım. En iyi siz biliyorsunuz nereden geldiğimi. Bir montla bir botu aynı ay alamıyoruz diyorsunuz. Çok haklısınız. Bir mont olmuş 500, 600, 700 liralar. Bir bot olmuş 200 liranın altında değil. 1000 lira, 1500 lira zaten aylık bir şeye veremezsiniz. Mümkün değil. Hele bir de ev geçindiriyorsanız yine mümkün değil. Ben bu işi yapmasaydım, çünkü bana genelde ya firmalar gönderiyor ya bir şekilde kuponlarım oluyor ya da o ürünü alıp linklediğim zaman onun üzerinden para kazanıp yine de onun parasını çıkartmaya çalışıyorum. Ha, bir şekilde bende dönüyor. O yazılanların da sinirinin benden çıkarıldığını düşündüm. Ama ne kadar bunu düşünsem de çok üzüldüğüm için alışveriş videolarına ara verdim. Ta ki işte birkaç kişi yine yazana kadar, bir şura kötü yorum alıyorsun ama yine de aktar bize, Instagram'da kalmasın diyenler için yine de çekeceğim. En kötü yorumları kapatırım. Ya bunu da yapmak istemiyorum. Bilmiyorum, beni tanıyorsunuz ya. Beni gerçekten biliyorsunuz. Bilmiyorum. Zaten bu saatten sonra sadece siz değil, emin olun ben de sıkıntı çekiyorum. 1 trilyon en aşağı evler olmuş. Şu an benim oturduğum ev galiba 2 trilyon falan. Parayı düşünebiliyor musunuz? 2 trilyon. O yüzden ömrümün sonuna kadar kiralara devam. Bir de benim bu oturduğum evi çok pahalı zannedenler oluyor 3 katlı diye. Aslında ben çok uygun oturuyorum. Gerçekten çok uygun oturuyorum. Hatta geçenlerde kiralara baktım. İşte Gazi Osman Paşa'sından Eyüp'üne, Ali Bey Köyü'ne vesaire 4-5 milyardan aşağı kira kalmamış. Ben şu an 4 milyara oturuyorum. Öyle söyleyeyim size. 3 katlı evdeyim, 4'de oturuyorum ama sebebini söyleyeyim. Çok sığ, market dahi, bakkal dahi olmayan, arabasız hiçbir yere gidemeyeceğiniz bir yerde olduğum için böyle ucuz. Her şeyinde bir sıkıntısı var maalesef. Bunu da neden söylüyorum? İşte Büşra nereden geldi? Şu an nerede? İyice o da şaşırdı kendini, bilmem ne. Villalarına çıktı, oturuyor. Hayır. Gerçekten bazı şeyler gözüktüğü gibi değil. Aynıyım arkadaşlar. Sonumuz hayır olsun. Neyse yine çok konuştum. Yine çok konuştum. Burnum tıkanıyor. Gözüme şunlardan geçeyim dedim ama. Mesela şu renkten biraz alıp da çerçeve yapabiliriz. Bu arada dışarıdan çok eğlenen, çok gülen, hayatı mükemmel gibi gözüken birisi olarak belki görüyor bazılarınız beni. Ama şu sıralar özellikle gerçekten depresyonda mıyım? Panik atak mı geçiriyorum? İçsel bir sıkıntım mı var? Bir yıldan beri, 1,5 yıldan beri bende bir sıkıntı var aslında. Bu videoların az gelmesinden de kaynaklı olabilir ki bazılarınız diyordu işte ilk açtığın zamanlarda çok video atıyordun, şimdi niye atmıyorsun diye. Kendimde o gücü bulamıyorum çünkü içimde o kadar savaş veriyorum ki bütün enerjimi içsel olarak harcıyorum. Bu inanın elimden gelen bu kadar oluyor bir şekilde. Ki bu işte diş etlerimin erimesinden yazın zona hastalığı geçirmeme kadar bence vücudumun artık bana verdiği bir sinyal. Yakın zamanda gidip bir terapi görme planım var inşallah. Yani hiçbirimiz bence iyi değiliz. Ne olursunuz siz de demeyin ki işte Büşra senin hayatın çok güzel şöyle. Değil, benim hayatım güzel falan değil. Bazı şeyler gözüktüğü gibi değil. Gerçekten bunu siz aksine mutlu olun diye söylüyorum. Çünkü mükemmel hayat diye bir şey yoktur. Ben ağlamıyor muyum? Ağlıyorum. Benim evin içinde sıkıntılarım yok mu? Benim
Evliliğim mükemmel değil ki benim. Ya atıyorum benim hayatım mükemmel değil. Çocukluğum başlı başına bir fiyasko koydu zaten. O yüzden lütfen yaşadığınız zorlukları benimseyin. Hiç kimse mükemmel değil. Hiç kimsenin hayatı da mükemmel değil. Onu da şöyle bir dertleşmeyle anlatmak istiyorum. Ay bilmiyorum, bugün bir dertleşesim var benim. Ne oldu bana? Ne süreyim kız gözümün üstüne? Şundan süreyim, dur. Çok konuştuk, çok. Ay bu nasıl bir güzel renk ama. Ha? Tokamla aynı renk oldum. Şimdi kirpik diplerime azıcık siyah far uygulayacağım. Bunu da eyeliner çekmek istemediğim zamanlar yapıyorum genelde. Şu an hiç eyeliner çekme modum yok. Uğraşamam onunla. Şöyle bir fırçamı aldım. Biraz tekli farımdan ya da işte siz paletten de kullanabilirsiniz tabii. Kirpiklerimin uç kısımlarını böyle birazcık dokunduruyorum. Sonra böyle bir fırça uçlu fırçamı da böyle çok fazla yukarı çıkartmadan, taşırmadan sürtüştürüyorum. Şöyle bir görüntü oluyor. Maskara geçince daha da güzel duruyor. Şimdi ruj sürmeyeceğim, maske takacağım için. Şimdilik kirpiklerimin de kurumasını bekliyorum. Ondan sonra sabitleyici spreyimi sıkıp sonra da kıvırma işlemini yapacağım. Saçlara geçelim bence. Ellerimi yıkayayım. Ondan sonra da saçlarımı yapmaya başlayayım. Zaten saçlarım çok kısa sürüyor. Ya bir tane makine kullanıyorum ben. Hatta bunun videosunu da size YouTube'da çekmiştim. Şuraya bir yere linkini bırakırım. Çok uygun fiyatlı saç şekillendiricim var ya benim. İşte geçen gün bununla yine... Durun göstereceğim, bir girebilirsek buraya girdik. Bununla geçen gün saçımı yaptım Instagram'da. Sonra insanlar patlıyor matlıyor bilmem dedi, korkuttular beni. O yüzden bunun bir tık daha pahalısı, bir tık daha iyi bir modelini aldım. Şu an kargoda geliyor. Onunla da ekstradan bir video çekmeyi düşünüyorum. Bunu almaktan korkanlar için. Şimdi komik tarafı, bu makine bir yıldan beri benim elimde. Hiçbir şey olmadı şimdiye kadar. İnşallah da olmaz. Ama insana bir korku salıyorlar ya işte böyle. Ben de o yüzden ne oluyor dedim, bir korktum. Gittim hemen daha iyisini aldım. En azından bunu almaya korkan insanlar için de yardımcı olur diye düşündüm. Gelince bir deneyeceğim. Bu arada bir mavi şampuan keşfettim. Mordel mavi şampuan. Saçlarımı görüyorsunuz ne kadar küllü. Bu kısımlarına bakmayın çünkü buralarda aşırı derecede açıcı yok. Kuaföre gitmem lazım tekrardan açmaları için. Ama bu kısımların küllülüğünü görüyor musunuz? Çok güzel. Hatta ben 3 kere üst üste yaptım ki leylak olsun saçım, yansımalı olsun, rengi değişsin diye. Bir ayıralım. Şimdi öbür tarafını da yapacağım. Yani gördüğünüz gibi neredeyse 3 dakikadır falan bir kısmını yaptım. Bir 3 dakikada diğeri, en fazla 10 dakikada saçım bitmiş oluyor ki 10 dakika sürmüyor bu arada. Şu an birazcık özendiğim için de bu kadar detaylı yapıyorum. Ama farkı göstereyim ya. Bir şuna bakın, bir şuna bakın. Ve saçımız hazır. Şunun güzel. Kuaförden çıktım işte. Saçlarım ne güzel oldu. Hiç yanık gibi duruyor mu? Vallahi durmuyor. Gayet sağlıklı gibi böyle sallanıyor. Güzel güzel. Gidelim şimdi kıyafetlerimizi ayarlayalım. Hadi. Az önce başıma gelen şeyi görseniz. Evet, bende bir değişiklik var. Aa, acaba ne? Makyajım değişti. Nasıl olduğunu anlatayım. Dedim ki bir boş geldi az önce gözüm. Eyeliner çekmedim ya. Takma kirpik takayım dedim. Takma kirpiğin yapıştırıcısını sürerken baktım gelmiyor bu diye, cap diye bir sıktım yüzüme. Yıkadım ve tekrardan makyaj yaptım. Taksiyi aradım, şimdi 45 dakika 1 saate gelecek dedim. Ben de o sırada üstümü değiştireyim. Hemen hazırlanalım. Ondan sonrasında da çıkalım artık. Çünkü yani gerçekten bugün her şey ters gidiyor, mükemmel. Kaldı ki kameramı da almam gerekiyor. O yüzden büyük bir çantaya ihtiyacım var. Ben de bunu götürürüm diye düşündüm. Ama ilk önce ellerimi yıkayayım. Çünkü vıcık vıcık. Normalde bu çantayı kullanmak istiyorum ama böyle bir şey mümkün değil. Dediğim gibi yanıma kıyafet almam gerektiğinden dolayı. Şunları bir alayım. Bunlar normal siyah bildiğiniz pijama takımları. Koltuk altı deodorantımı alıyorum. Parfüm alıyorum. Cüzdanım.
Kameramı koyacak yer burada kalacak inşallah. Şarjım. Gözlüğümün kutusu. Kolonya alayım. Önemli bu. Bu çantayı direkt alayım mı dedim ama bu sefer kameram sıcak buna bilemiyorum. Sığmaz çok büyük ihtimalle. Nasıl yapalım? Ben hazırım. Fıstık gibi oldum. Yani bunun renginden dolayı. Altıma şöyle bir deri pantolon, yani deri değil mumlu pantolon giydim. Üstüme de en son aldığım şöyle bir crop'un üzerine hırka geçirdim. Bir de montumu alacağım. En sevdiğim siyah çantamı da taktım. Parfümlerimi de sıktım. Deodorantlandım. Ve gidiyorum. Bot olarak da şunları giymeye planlıyorum. Çünkü kızların hepsi benden uzun. Ben orada minicik küçücük kalmak istemediğimden dolayı şöyle bayağı apartman topuk giyeceğim. Taksim de geliyormuş yolda. Kameramı yalnız almayacağım çünkü küçük çantamı aldım. Birisinde kalsam bile şu an pijama takımı falan almıyorum. Çünkü bayağı hiçbir kıyafetime o beyaz çanta uymadı. Beyaz çantamın haricinde başka renk büyük bir çantam yok. O yüzden buna geçiş yap. Onun haricinde de eve gelmeye çalışacağım. Kameramı yanıma alamıyorum. Telefonumla devam edeceğim. Umarım kötü bir görüntü olmaz. O zaman aşağı iniyorum. Taksiye biner binmez hemen kamerayı tekrardan açacağım. Telefon kamerasını. Öptüm. Ben oturdum. Şimdi kızları bekliyorum. Yaşasın dedeler var canım. Arkadaşlar dedeler var. Çok mutluyum. Ağzıma sokuyorum bu arada kamerayı, duyun beni diye. Kızları bekliyorum, geliyorlarmış. Tecrübe reisleri dinliyorum. Nana kim? Boğazında kaldı kızım. Kimler? Vlog çekiyorum ben. Sabah başlattım. Devamını burada. Ha. Senin yaptığın gibi şuraya bir Instagram hesabı. Fık. Şu güzelliğe bak. Şu güzelliği geldi yine Barbie bebeğim benim ya. Diyorum ki Büşra'ya Filiz Akın'a benzemişsin. Çok nostaljik, romantik olmuş gibi. Filiz Akın ağlıyormuş. Hayır. Hayır ya, bayağı benzemişsin. Ver ben ya. Uzaktan bir bak. Hadi uzaktan bir bakın. Yanıma Filiz Akın'ı koydum hadi. Telif. Telif değil. Vallahi Filiz Akın. Şey olmaz. Aradaki 19 farkı bulalım. Burada kim var? Menajer reis. Seninle hiç görüşemiyoruz. Ne yapacağız bu işe? Gelemiyorum ki. Ben kaç para taksi parası verdim? Kanka 250 lira verdim. Yemin ederim sana. Ben dağın başındayım. Evet 4 saatte taksi bekledim. 250 lira verdim. Evet. Fatura kestim. Benim işlerimde. 50'si KDV. Benim işlerden kesersin. 50 kesin. Ya sana kurban. Sabramıza da bakın. Oo, ama bir eksiğimiz var şu an. Aba hizmete bak, hizmete kurban olayım sana. Bir eksiğimiz var. Melis Hanım gelmedi. Şurada bir boşluk. Melo'yu bekliyoruz. Hadi bakalım Melo gel. Hadi. El parmağımızı çıkarttık. Şey, o bitti. Gel sana çıkıyorum sen Recep. Ha bakıyor. Hadi ikinci o bit kadın oyna. Yenir seni ya. Oh,
Hadi başlatma nezakene. Oo, bir de bayıl istersen beri ha. 86 gün sonradan merhaba. Ben 4 gün falan Yarenler'de kaldım Caner'in kuzeninde. Bayağı eğlendik ettik ama kameramı yanıma almadım. Bir de çok fazla zaten çekecek fırsatım da olmadı. Ne yalan söyleyeyim, kendisi işe gidiyor çünkü. O yüzden daha eve yeni geldim. Bir kapanış yapayım dedim ya. 7-8 günden beri hala vlog devam ediyor diye. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Umarım eğlenmişsinizdir. Biz kızlarla çok eğlendik. Yine böyle bir şey yaparsak mutlaka vlog açacağım. Yorumlarda buluşalım. Ne yapıyorsunuz, ne diyorsunuz? Hayatınız nasıl geçiyor? O zaman videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kucağıma öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın.